İlçelerde ne yaşandı diyeceksiniz. En çok merak edilen ilçelerden bir tanesi de Etimesgut'tu. Etimesgut'ta amirim başkan oldu. Sıra geldi müjdelerimize. Çankaya, Yeni Mahalle ve Elmadağ belediyelerimiz vardı. Bunlara bakın kaç belediye ilave oldu. Seçim yarışı için kolları sıvadığında iddialıydı Mansur Yavaş. Ankara genelinde ilçe belediye sayısını artıracaklarını söyledi. Öyle de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi başkentteki 25 ilçeden 16'sında seçim yarışını önde bitirdi. Güdül Belediyesi'ni kazandık. Haymana Belediyesi'ni kazandık. Karecik Belediyesi'ni kazandık. Nallıhan Belediyesi'ni kazandık. Polatlı Belediyesi'ni kazandık. Şerefli Koçhisar Belediyesi'ni kazandık. Tek tek ilan etti Yavaş kazandıkları yerleri. Pastanın üzerindeki çileğimiz keçerin olacak diye inşallah geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz. Yıllardır AKP'nin kalesi olarak nitelenen Keçiören ve Mamak'ta CHP'nin adayları galip geldi. Ayaş Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Beypazarı Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Sanatçı Erdal Beşikçioğlu'yla Etimesgut'ta birinci oldu CHP. Gölbaşı ve Kahramankazan'da da CHP'li isimler ipi göğüsledi. Yeni Mahalle, Çankaya, Elmadağ yeniden kazanan CHP, Ankara genelindeki ilçe sayısını 16'ya çıkardı. Emekçiler kazandı, kadınlar kazandı, çocuklar kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de elde etti çoğunluğu. AKP'nin muhalefete düştüğü belediye meclisinde MHP grup kuracak çoğunluğa erişemedi. Ve geldi harita tekrar karşımızda. Tabii şimdi bu haritada bir şeyler söyleyeceğim size de arkaya ondan getirdim. Yani sanatçı acaba belediyeyi yönetebilir mi? Bir belediye başkanlığı yapabilir mi? Neden yapamaz diyeceksiniz değil mi? Müteahhiti oluyor, ne bileyim doktoru oluyor, başka ne avukatı oluyor. Sanatçı neden yapmaz? En azından sanatçının bir estetik anlayışı var diye düşünüyorum ben. Tabii halka dokunabilecek mi? O çok çok önemli. Ama her şeyin başı dürüstlük. Yalansız siyaset. AK Parti neden kaybediyor? Artık doğruyu unuttuğu için kaybediyor. Ya doğru dürüst doğru söylemediği için ne yalan söylediğini de unutuyor. Yalan üstüne bir siyaset, kusura bakmasınlar. Yani onlarca örnek sayabilirim size. İşte böyle bir ortam içerisinde maalesef önce iktidar partisinin doğru yolda doğru sözle başlaması gerekiyor. Yalanı kesmesi gerekiyor ve devam etmesi gerekiyor. Aslında birçok belediye başkanı, siyasetçisinin İktidar partisine bakarak ders çıkarması buradan gerekebilir. Şimdi bakın burada bir oran vereceğim size. Bakar mısınız ya böyle bir tarihte yani olamaz diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi 37,74 oy aldı. %37,74. AK Parti ikinci sırada, yılların AK Partisi 35,5 oy aldı. AK Parti aynı zamanda 2002 seçimlerindeki oranına döndü. 34,3'e geldi. YRP 6,2, DEM 5,7, MHP 4,7, İYİ Parti 3,7. Az sonra DEM'le, İYİ Parti ile ilgili haberler var. Meral Hanım ne mesaj verdi onu da duyacaksınız. Flash Parti YRP o ne dedi? O da ekranlara gelecek ama İstanbul diyor.